Ben torunumu hastaneye götürmek için ailece ilçeye indik. Saat sekizlerde. ikilerde işimiz bitti eve döndük. Bu, karşı, bu manzarayla karşılaştık. Gülsen Pastı gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Evi yerli bir olmuştu. Trabzon'un Arsin ilçesindeki evinden bir parça bile elinde kalmayan kadın bu yapılan insanlığa sığmaz dedi, öfkeliydi. Ben eve çıkamadım yarı yolda. Baygınlık geçirdim. Evim yıkıldığı için. Benim bütün eşyalarım burada. Ben burada yaşıyordum. Beş yıldan beri. Bunu neden yaptılar? Bu insanlığa sığacak bir şey değil. Biz hiçbir eşyamızı kurtaramadık. Şüphe duyduysa anlaşmazlık yaşadığı kardeşleriydi. Eşyaları enkaz altında kalan kadın, evi anlaşmazlık yaşadığı kardeşlerinin iş makinesiyle yıktığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Ben kardeşimden şüpheleniyorum. Kardeşim bunu neden yaptı? Neden yaptı? Bir kardeş kardeşe bunu yapar mı? Bilmiyorum. Ben ne diyeceğimi de bilmiyorum. Şu rezilliğe bakın. Jandarma ekipleri yıkılan evin enkazında inceleme yaptı. Evin dozerle yıkıldığı belirlendi. Kendim zaten perişan oldu. Eşyalarımız almış olsaydık bu kadar zorumuza gitmezdi. Ama bir evde ne varsa, eve ne lazımsa, birden moloz yığınının altına gömülü verdi. 20-25 tane tavuğumuz vardı. Onlar da telef oldular. Ki şu anda ayakta durmaya çalışıyoruz. Burayı düzeltmeye çalışıyoruz. Anneme destek olmaya çalışıyorum. Yani tekrardan baştan alacağız. Artık şuraya bir ev yapacağız yani. Görgü tanıklarının ifadesine başvurulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken Gülsen Paslı geçici olarak ilçede kızının evine yerleşti.